olsun. Daha yolumuz uzun mu hala? Epeyce var daha. Dur hala öğretmen bey, daha yolun başındasın. Buralardasın taşlık yerler. Memleket. Tut, 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 tut. Memleket, buralar böyle. Daha taş. Ne yapalım, biz de buralara bulunduk. Öğretmen bey. Yol da çok dikmiş. İlk görevimiz mi öğretmenim? Evet, ilk görev yerim. İlk öğretmenim. Hayırlı uğurlu olsun öğretmenim. Sağ olun. İşiniz sağ çok olun. Zor. Allah kolaylık versin öğretmenim. Ya işimiz zor. Alışırız inşallah. Bir de elini çek sen. Burada mı duracak? Burada yolumuzu ayrılıyor öğretmen bey. Bu yol menzilini eletir doktor. Sağ olasın. Buyurun öğretmen bey. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ güle olsun. Güle. İyi yolculuk. Döneceksin. Hiç gitme oğlum. İşte bir yol ki hep çakıl ve diken. Geçeceksin yarın bu yoldan sen. Geçeceksin ayakların yorgun. Ellerin şerha şerha, bağrın hun. Bu şiir sanki sizin için yazılmış gibidir çocuklar. Öğretmenlik fedakarlık ister. Thank you.
Türk çocukları, yürüdünüz, yürüyorsunuz, yürüyeceksiniz. Yorulsanız bile beni izleyeceksiniz. Yürümeye karar verenler hiçbir zaman yorulmazlar. Bugün köye geleli tam bir yıl oldu. Neyi ne kadar başarabildiğimi kestiremiyorum. Zaman zaman yılgınlığa düşer gibi olsam bile çabuk toparlanıyorum. Seviyorum bu köyü, çocuklarını, insanlarını. Bir de şu kızları okula getirebilsem. Veysel Sönmez. Burada. Ahmet Duman. Burada. Durmuş Çelikel. Burada. Zeynep Alagöz. Gelmedi. Kezban Özçiçek. Ümmühan Ertürk. Halise Sezgin. Geldim. Hasan Çavuş yok mu bacım? Yok, tarlada. Ne diyecektin? Halise'yi okula niye yollamadığını soracaktım. Ben göndermiyorum. Kız bana gerek. Okuyup da ne olacakmış hem? Ne olacakmış ne demek? Cahil mi kalacaktı çocuk? Sen okumak istersin değil mi yavrum? Gel kız buraya. Bizim okula gidecek kızımız yok. Dört yıl önce yüzüme çarpılan kapılar ilkin yavaş yavaş aralandı. Giderek ardına kadar açıldı. Bu satırları yazarken gözüm okul kaçkını Hüseyin'in getirdiği çiçeklere takılıyor. Hey gidi haylaz Hüseyin hey. Nasıl da yola geldik arada. Üstelik sigarayı bile bıraktı. Ama sorunlar, yapılacak şeyler o kadar çok ki. Hadi çocuklar, bu çalışmayı bir de beraber tekrarlayalım, olur mu? Bu neydi? Bir. Aferin, bu? Bir dört iki. Güzel. Bu? Bir dört üç. Bu? Bir dört dört. Aferin size. Bu denemeyi bir de elma ile yapalım, tamam mı? Allah'ın cezaları, çıkın dışarı. Oh! Allah'ın cezaları, çıkın dışarı. Oh! Aurora! Çocuklardan sonra sığırlara mı geldi sıra öğretmen? Sayenizde muhtar, şu bahçe duvarını yaptırmaya bir türlü yanaşmadınız. Etme be öğretmen. Bizim köylüyü bilmez misin? İş paraya gelince her biri bir bahane buluyor. Öyleyse ben de yaptırmak için bir bahane bulacağım, göreceksin. Öğretmen bey, öğretmen bey. Hayrola arkadaşlar? Hayır, hayır. Şu bizim arazi beyannameleri meselesi var ya... işte onun için geldik.
Malum ya, sana yine zahmetimiz olacak. Tamam, anladım, anladım. Yine beyannameleri yaz diyeceksiniz değil mi? Yok muhtar, o iş bitti artık. Ne oldu öğretmen bey birden? Bir şey olduğu yok. İşim başımdan aşkın, kusura bakmayın yazamam. Ne olur yazıversen öğretmen bey, birisi elimizden gelmez. Vallahi belki yazabiliriz ama... Aması ne? Parasını verirseniz. Ne parası yahu? Dönüm başına 5 lira. Olsun madem. Ne dersiniz ağalar? Muhtar bey, elimiz kolumuz bağlı, ne diyelim? Sağ ol öğretmen bey. bize müsaade. Müsaade sizin muhtar. Hadi eyvallah. Sağ ol. Sağ ol. Muhtarın 9 tane karnı var mı? İç içe çay koyma. Gider, gider, gider. Kocayla muhtar. Dur. Ulan ne sen dolan? Muhtarı dolandır. Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam. Evet muhtar. Bitti mi öğretmen bey? Bitti muhtar. Buyur parasını. Tamam muhtar. Ben kasabaya gidiyorum. Kalasma. Muhtar. Öğretmen ne gidiyor acaba kasabaya? Paraları yine, paraları yine. Nereye gitmiş? Duvarı yaptırmak için bir bahane bulacağım dememiş miydin muhtar efendi? Nasıl yani? İşte beyanname paralarınız muhtar efendi. Beyanname paraları mı? Kes vallahi öğretmen, kes be! Hadi ağalar, sıvayın kolları! Hadi bakalım. Hadi! Hadi! Aşağıda buyurun. Oğlum bir aylık öğrenci. Harfleri tanımaya başladı bile. Ama ben annesi kadar sevinemiyorum. Çünkü köylüyü okumanın önemine yeterince inandıramadım henüz. Kurslara katılımın artması gerek. Ama nasıl?
nasılsınız? İyi misiniz? Ne o Hanife gelin? Mahmut'tan mektup gelmişti de. Okuma yazma kurslarına katılmazsan böyle başkalarına muhtaç olursun. Değil mi öğretmen bey? İş, güç. Mahmut da askerdi zaten. Nasıl geleyim? Nasılını bilmem ama geleceksiniz. Mektup benden. Selam söyle o yara. Sepet sepet cumurta. Sakın beni unutma. Kirvengir'in evin inşaatı bitti mi? Bittiyse bana mektupta bildir. Tamam efendim, şimdi muhtarla da konuştuğumuz gibi yani bu işi bu şekilde biz halledeceğiz. Vallahi öğretmen bey, benim aklıma yatmasına yattı da bakalım imam efendi ne der bu işe? Böyle hayırlı işin günahı vebali yoktur muhtar. Sen kalbini ferah tut. Madem anlaştık, hadi o zaman iş başına. Zaliha bacı, Zaliha bacı. Gel, gel. Yaklaş, yaklaş. Öğretmen beyin tayini çıkmış. İstida yazdık. Tayinini durdurmak için imza topluyoruz. Sen de şuraya parmağını bas bakalım. Ha şöyle. Niye gider ki? Vallahi bilmem ki. Köye darılmış mı ne? Vah 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 vah. Ya. Şu parmağını bas bakalım şuraya. Sonra da şuraya. Ha? Sağ olun. Benden basacağım. Sağ olun. Yok sen basmayacaksın. Sağ taraf. Tamam. Ben basmayacak mıyım? Yok yok. Hadi yeter. Hadi. Bas bakalım parmağını. Tamam. Kağıdı tanıyor musunuz? Hayır. Peki bu kağıtta ne yazdığını biliyor musunuz? Hayır. Öğretmenin gitmemesini istiyoruz. Bilmez olur muyuz öğretmen bey? Senin gitmemen için imzaladık onu. Öyle mi sanırsınız? Okuyamadığınız yazıya imza atarsınız ha? Görelim bakalım ne yazıyormuş. Gel bakalım hadi. Okuyacağım. Aşağıda isimleri ve imzaları bulunan bizler... Köyümüzün okulunda açılmış olan okuma yazma kursuna katılacağımıza, okuma yazma öğreneceğimize köy halkının huzurunda söz veriyoruz. Yanlış olmuş. Biz öğretmenin gitmemesini istiyorduk. İmza için imzaladık. Okuma yazmayı da kabul ediyoruz ama. Vallahi öğretmen bey, ben bu işe akıl erdiremedim. Senin sayende oldu bu iş. Vah ol, sağ ol. Evet, hadi buyurun arkadaşlar okulumuza. Buyurun. Okuma yazma. Bizim sportmen Ahmet'ten mektup aldım. Bugün birkaç kez okudum. 312 İsmail emekli olmuş. Sarı Mustafa da beni teftiş etmeden emekli olmayacağını söylemiş. Ahmet ayrıca mektubuyla ikinci eserini de yollamış. Sağ olsun. Benden de eserler bekliyormuş. Benim eserlerim. Benim eserlerim. Öğretmen bey, öğretmen bey. Kaymakam bey geldiler. Beni tanımadınız mı hocam? Hüseyin oğlum. Hüseyin. Mezun oldun demek. Sayenizde hocam.
Sigaraya yeniden başladın mı yoksa? Size verilmiş sözüm vardı hocam. Hiç başlar mıyım? Sebebi ziyaretiniz teftiş falan mı yoksa? Ne haddimize hocam. İlk görev yerine gidiyordum da... elinizi öpmeden geçmek istemedim. Bir sınıf senin. Ne haddimize hocam. Canım neden olmasın, ben istiyorum. Hadi hadi sınıf senin. Çocuklar... ben de bir zamanlar... tıpkı sizler gibi... bu sıralarda okudum. Öğretmenimin çabaları olmasaydı... bugün kaymakam olamazdım. Ben de kaymakam olacağım. Peki ya sen ne olmak istiyorsun? Kumandan olacağım. Ya sen? Şoför olacağım. Peki ya sen? Ben de doktor olacağım. Sen kızım... beyaz kurdeleli... sen ne olacaksın? Ben öğretmen olacağım.